Hocam hazır mısınız? Tamam. Sonra devam ederiz. Hiçbir zaman sorulara hazır değilim. İşin güzel tarafı bu zaten. İşin yaratıcı kısmı da bazen bu hani. Tabii tabii. Ben bu arada bu oturumları bu yüzden seviyorum. Yani bana da düşünme ve toparlama fırsatı veriyor. Bu arada çaktırmadan bazı şeylere de özellikle canlı yayınlardan sonra gidip bakıp çalıştığım oluyor. Ben doğru mu söylemişiz acaba falan diye. Güzel bir gelişim vesilesi. Bu modern dünyanın getirdiği en sık duyulan sorunlardan biri. Ama bunu şöyle ifade etmiyoruz. Neden bu demiyoruz. Şöyle söylüyoruz. Ben artık tükendim. Ben artık yoruldum. Ne hayattaki her şey elimin altında ama ben hayattan keyif alamıyorum. Bu söylemlerle gelen bir soru tipi var. Ben hiçbir şeye yetişemiyorum gibi hissediyorum. Neden? Ben bunun üstüne hocam soruyu sormadan önce oturdum, düşündüm, yazdım. Gerçekten kendi adıma. Hani çünkü bu benim de içine dahil olduğum bir kategori. Bakıyorum bazen sizin de dahil olabildiğiniz. Yani hepimizin adım adım dahil olduğu bir yer bu. Biz neden bunu hissediyoruz? Neden hiçbir şey yetişemiyormuş gibi hissediyoruz? Sizin yorumunuz bu konuda nedir? Zamanın bereketi yok evladım. Eskiden böyle değil. Böyle nerede o eski Ramazanlar hocam? Ama aslında şimdi bu tip deyişlerde kazıdığın zaman ortaya çıkabilecek ilginç hazineler var. Mesela bu aralar YouTube'daki popüler bilim ve popüler bilim kanallarında yani popüler bilim, yani popüler olan bilim kanalları ve popüler bilim kanallarında demek istemiştim. Zaman ve zamanın neden hızlı geçtiği konusu fazla işleniyor bu aralar. İçinde yaşadığımız sürat çağı bize çok zaman kazandırması gereken bir zamanken aksine hiçbir şeye yetişemez hale getiriyor bizi. Çünkü sürat çağı aynı zamanda bir sürü imkana da ulaşabilme süratimizi arttırdığı için hayatımız gereksiz çok fazla etkileşimle doluyor. Ve bu etkileşimleri kaldırabilecek bir beyin yapımız olmadığı için bir şeye takılıyoruz, öbürüne takılıyoruz derken asli işler sarkıyor. Ya da aslında bu dünyadaki yapacağımız işler, amacımız son derece basit ve sade de olsa üzerimize 1000 tane görev alasımız geliyor. Çünkü bakıyoruz dışarıda herkes her şeyi yapabilir gibi gözüküyor. Biz onu da yaparız, bunu da yaparız diye hayatımızı aslında biraz karmaşıklaştırıyoruz. Şimdi bir işin bir zamansal kısmı bir de psikolojik kısmı olduğunu düşünüyorum. Zamansal kısmı içinde bulunduğumuz çağın bu aşırı hız ve teknolojik fetişizminden beslenen bir şey. Ve insanın da o doymayan kendini tatmin etme arzusuyla birleşince herkes her şeye bir elini atıyor. İlgi alanının geniş olması, farklı bir şeyle ilgileniyor olmak güzel. Yani bunları hayatı zenginleştirme fikri iyi ama çok hızlı bir şekilde baş edemeyeceğim bir noktaya taşıyor bu hayatını. Çünkü sadece bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalmıyorsun. O şeylere bir takım vaatler, onlarla ilgilendiğin yerlerde karşılaştığın insanlara bir takım vaatlerde bulunmak durumunda kalıyorsun. Bu seni yeni angajmanlara, yeni sorumluluklara sokuyor. Aslında hiçbirimizin hayatı bu kadar karmaşıklığı kaldırabilecek gibi değil. Bu arada kendimizi bir yönetimde bir CEO ya da politikacı olarak bulmamıza gerek yok bu kadar karmaşık bir hayatın. Sıradan bir öğrencinin hayatı bu kadar karmaşık. Bir sürü şey yetişmek zorunda, okulunu halletmek zorunda, sosyal olarak başarılı olmak zorunda, gündemi takip etmek zorunda, sosyal medyada bilmem ne belli bir varlık göstermek zorunda. Çoğu kendini böyle hissediyor. Halbuki bunların hiçbirine gerek yok. Mesela geçenlerde işte bu değişen zaman algılarına dair Yalın'ın anlattığı çok güzel bir şey vardı. Mesela sosyal medyada atıyorum işte doçent olduktan sonra cübbeni giyip işte arkadaşlarla fotoğraf paylaşmak. 20 sene önce bunun versiyonu şu, doçentlik belgeni alıp sokakta bağırarak koşup tanımadığın insanlara oley ben doçent oldum diye duyurmak. Bu ayıptı 20 sene önce. Şimdi görev. Mesela diyorlar ki hiç paylaşmadın, hiç haberimiz olmadı. Niye? Ben haber merkezi miyim? Yani böyle bir şey paylaşmam gerekiyor mu? Artık gerekiyor. Değişen şartlar bizi belli şeyleri yapmaya zorluyor. Kadim olanlar da zaten yapmaya devam etmek zorunda olduğumuz şeyler olduğu için onların üstüne sürekli yeni görevler biniyor. Şimdi bu bizi yetişemez hale getiriyor. İşin teknolojik ve çağ boyutu böyle. Bir de psikolojik kısmı var. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ilişki tiplerinin hemen hemen tamamı yüzeysel olduğu için bizi bir türlü derinden tatmin etmiyor. Gerçek başarılar, gerçek ilişkiler yaşayamadığı için çoğu insan daha fazla skorla bunu tatmin etmeye çalışıyor ve oraya buraya atlayasımız geliyor. Mesela bir tek işte uzman olmuş birisi, o işini çok mükemmelen yapan, karşımda bir tane oturuyor işte Ali Bey mesela. Şu anda buradaki stüdyonun mimarı kendisi. Ali bu işi öyle bir konsantre yapıyor ki ve dışarıdan bazen büyü gibi gelen şeyler beceriyor. Ekranda bir sitedeki olan bu nasıl oldu diyorsun. Adam arka planda kurmuş sistemi tam konsantre olarak onu yapıyor. Böyle işini de sofistike yapan biri o arada sosyal medya mesajına baksa, o arada çocuğun durumunu düşünse, o arada bilmem ne olsa ne olacak? Kafası dağılacak ve oraya konsantre olamayacak. Nasıl bir iş yaparken böyle odaklanmamız gerekiyor? Hayat da bir odak istiyor. Ve biz genellikle bir odakla tatmin olamadığımız için
Çünkü yani o odağın niye olduğunu da bilmiyoruz. Hani niye onu değil de bunu yapayım? Niye ondan vazgeçeyim de bu tarafa gideyim? Buna dair bir yeterli motivasyonumuz da yok. Şimdiye kadar hep anlattığımız meseleyle çok alakalı. Hayatta yetişemiyorum, tükendim diyen insanlar bir anket yapsan hayat amacı konusunda emin olmayan insanlardır. Anlam meselesini çözememiş insanlardır. O yüzden her tarafa sararlar. Çok meşgul olup ya abi Allah'a şükür gayet güzel yaşıyoruz diyen insanlara bakıyorsun bir yere doğru gidiyorlar. Yani bir rota var. O rotada bir anlam ve amaç birlikleriyle beraber hareket ediyorlar. Bu insanların yetişememe gibi sorunları olmuyor. Şey eklemek lazım. Bu şey demek değil. Siz anlam bulamadığınız için böyle elbette hissediyorsunuz değil. Aksine günümüzün dünyası anlamı yaratmamak için de dizayn edilmiş bir dünya. Çünkü anlamı bulduğunuz anda ona odaklanıp onun için hedef koyup yani sistemin istemediği her şeyi yapar hale geliyorsunuz. Tabii ki buradaki sistem ne orası ayrı tartışılabilecek bir nokta olur. Fakat hocam benim gördüğüm şeylerden biri de seçenek çok. Yani ulaşılabilirlik artık çok fazla. Eskiden mahallemizin etrafı mesela mahallede meşhur olmak. Mahalle diye bizim sınırlarımız. Mahalleden ile taşındı, ilden dünyaya taşındı. Şimdi biz bütün alternatiflerimizi dünya çapında görüyoruz. Bu kadar alternatifin varken onlara ulaşma arzusu başlıyor. Bu ulaşma arzusu ya çünkü sana şey deniyor. Yapabilirsin, ulaşabilirsin. Bak herkes ulaştı. Buyur sen de ulaş. Peki bunun için bir seçim bakmaya başlıyoruz. Fakat ben bu bardağı alırken bile hocam belki yüz binlerce seçeneğim var. Bakmak zorunda kalıyorum. Ve bardak alıp gündelik hayatıma devam etmek yerine bardağı seçmek için belki saatlerimi harcıyorum. İşte bu noktada şöyle oluyor. Bunu bardağı alıp suyun içmenin, kahvenin içmenin keyfini yaşamak yerine seçimle giden bir zaman oluşuyor. Amaç kahve içmek mi? Amaç evet. Kahve içerken havalı gözükmek mi? Ve yani oradaki anlam da gidiyor yani. Orada bir seçim sürecinde kaybolan bir zaman var. Aynen. Yani seçimin yaptığımda aldığım kararın sonucunda yaşayacağım haz yerine o hazza daha az vaktim kalıyor çünkü seçim alıyor. Hiç kalmıyor hatta. Evet. Şimdi ve daha da devam ediyor. Ömrü işte seçenek fazla da bu yüzden ömrü yiyor zaten. Ve hocam aslında bu sosyal medyada bize bir çeşit bunu veriyor. Yani insanın köklenebilmesi, derinleşebilmesi lazım ki orada bir anlam bulabilsin. Biz filmleri izlerken bile önce sürelerine bakar bir topluma dönüşüyor. Yani topluma hepimiz buna dönüşüyoruz. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Hepimiz böyle canlılara tabii dönüşüyoruz. Ya, bu video çok uzun. Evet. Bir saat bunu kim izleyecek? Kim falan izleyecek? Şey yapıyoruz. 10 saniye güzel. Şimdi artık tercihlerimiz filmlerden çok 10 saniyelik videolar. Çünkü yetişmek zorunda hissediyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi yani bir yerde köklenebilme ihtiyacımız var. Bu köklenmeyi başarabilirsek, oraya bir anlam koyabilirsek o zaman bu yetişememesi kendiliğinden zaten kaybolacak. Bu sorunun gelme nedeni zaten dedin ya anlamınız yok bu yüzden yetişemiyorsunuz demek istemiyoruz. Gerçekten de onu demek istemiyoruz. Şunu demek istiyoruz aslında. Eğer bir insan bu soruyu soracak noktada bir rahatsızlık hissediyorsa bu ona bir işarettir. Hayat ona diyor ki belki de böyle yapmaman gerekiyor. Bizim burada çizmeye çalıştığımız alternatif başka ne yapabiliriz alternatifi? Bu yani sen anlam bulamadın salaksın o yüzden hayatın böyle geçecek sonucu çıkmıyor buradan. Çıkan sonuç şu. Böyle bir sinyal geliyorsa abi toparlayalım ortalığı. Bir şey yani bir bakalım şimdi masayı bir toparlayalım, bir kafayı toparlayalım. Yani ben ne yapıyorum ve neden sorusu. Bunu çok sık söyledik, hep söylüyoruz. Bir şeylerin neden yaptığınızı bilmiyorsanız yapmayın. Yani mesela o okulu neden okuyorsun? O işi niye yapıyorsun? O sitede niye geziyorsun? O uygulamayı niye bu kadar günde açıyorsun? Nedeni yoksa yapma. Nedeni varsa sonuna kadar yap, ben de arkandayım. Ama nedeni yoksa yapma. Birçok şeyi nedensiz yapıyoruz. Bilmiyoruz neden yaptığımızı. Yani mesela en bariz nedenlerden bir tanesi diyelim para kazanmak niyetiyle bir şey yapıyoruz. Bak çok güzel. Para kazanmak gibi niyetin varsa yap. Ama mesela görünmek, işte bilinmek istiyorum, görünmek istiyorum. Bu neden değil. Ona hemen bir sorsa neden bilinmek istiyorsun? Ya da işte daha çok insan beni görmeli, duymalı. Neden daha çok insan seni duysun? Neden sorusunu çocuk gibi biraz fazla sorduğumuzda aslında onun altında nasıl bir değersizlik, yetersizlik, hedefsizlik, ödülsüzlük bir şeyleri olduğunu fark edeceğiz. Bu neden sorusu iyidir ama tabii ki bunu ancak hayatta sancı yaşayan insanlar kendine sorabiliyor. Mesela bu tip soruları soranlar o sancıyı hissedenlerdir. Sancıyı susturmayı seçebilirsiniz ağrı kesici medeniyetinde ya da sancının kaynağını araştırabilirsiniz. Kaynağını araştırmak her zaman iyidir. Ben bunda çok zaman kaybetmiş bir insanım. Yani İyi ki de kaybetmişim. Sonra çene gibi bir odak bulduk. Yani ben bu anlatarak bunu nasıl yapabilirim diye. Şu anda onun üzerine gidiyoruz. Soru yorumlarda zaten onun bir parçası olarak. Hazal da bana yardım ve yataklık ettiği için. Böyle devam ediyoruz.